Anne, hani çok küçükken bizi her cumartesi sabahı erkenden pazara götürürdün. Ne işe yaradın çok da anlamadan, kollarımız bizden büyük sepetleri taşırken çok yorularak eve dönerdik. Her şey taptaze, yemyeşil, mis gibi kokularla cumartesi kahvaltımızı büyükçe mutfağımızdaki muşamba örtülü tahta masamıza kurmaya başlardı. Akıtma, yumurtalı ekmek, ısırgan otlu saç pidesi, taze çökelekli salçalı köy yumurtası, mis gibi süt kaymağı, tadı bugün bile aklımda. Aslında ne kadar zengin soframış o sofralar. Çok kolay bulurduk. Çok da ucuza alırdık. Şimdi öyle mi? Ararsan organik var, ekolojik var. Doğal olan nerede? Artık parayla bile bulmak zor. Kızım, sen bu da yuvarlak ekmek istiyorsun. Onlar bile bütünler. Bu bütün patates çok güzel oluyor, yemin. Kavuruyoruz esasında da ama yemeği çok hoş oluyor. Attım birkaç denedim için. Büyüdük, yine çıktık pazara. Yine çok yordun bizi anne. Ama ne keyifle pişirdik, ne keyifle yaptık yemeklerimizi. Hala aynı yaşam heyecanın ve enerjinle. Kendi kurallarınla, şarkılarınla, ellerinin lezzetiyle. Bize söylenecek, yazılacak ne kadar çok şey bıraktın. Doğurdun, doyurdun, mutlu çocuklar yetiştirdin. Ne mutlu bize. İyi ki yaptığın her yemeği yemişiz. Ellerine sağlık anne. Tamam o zaman. Suyunu sırkıt. Kapıldım gidiyorum. Bahtımın rüzgarına. Kapıldım gidiyorum. Bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.